son oturumu. Klasik oturumlar sarktığı için biraz süre sıkıntımız var. 18.30'da çünkü kongrenin açılış töreni olacak. O nedenle süreye mümkün olduğunca riayet edelim ve soru alamayacağız. Onu şimdiden belirtelim. İlk sunum için Fakih Hocam anonsu yapacak. Buyurun hocam. İlk sunumu Gülberk Uslu. Rare complication after laparoscopic sleeve gastrectomy, portomesenteric vein thrombosis, report of the case. Dear participants, I wish everyone a pleasant congress. My name is Gülberk Uslu. I'm a 43-year resident in Tebecik Research and Educational Hospital in İzmir. Today I will be representing a case of a case report on portomesenteric vein thrombosis after a laparoscopic sleeve gastrectomy procedure. As we all know, laparoscopic sleeve gastrectomy has become the dominant bariatric procedure because of its reliable weight loss and low complication rate. Although as a complication, portomesenteric vein thrombosis prevalence remains rare, it can cause severe consequences that can reach even to mortality. So here we represent a case of portomesenteric thrombosis after laparoscopic gastrectomy in order to raise a clinical awareness among us surgeons. The case was a 34 years old male patient. He had body mass index of 47.9, and he had no history of chronic illness, previous operations, and no history of smoking. He was undergone laparoscopic sleeve gastrectomy in accordance with the surgical guidelines after multidisciplinary operative preparations. The thromboembolism prophylaxis was preoperatively done with the procedure compression stockings that were worn by the patient on the day of the operation. And postoperatively, we used 60 milligrams of low molecular weight heparin, enoxaparin sodium, and we mobilized the patient early, which was postoperatively on the sixth hour. And furthermore, the postoperative care was uneventful for the patients, as it was uneventful that the procedure laparoscopic gastrectomy was also. And on the postoperative day one, we started oral fluid intake, and the third day postoperatively, we removed the percutaneous drain, and the patient was discharged without complication. And the 2-week follow-ups of the patient was also complication-free. But on the 23rd day of post-operation period, he arrived to the ER with severe abdominal pain in the epigastric region, with loss of appetite, constipation, and nausea. The laboratory tests showed slightly increase in white blood cell and evident increase in D-dimer levels, which was 9,000, and the abdominal ultrasonography was unremarkable. But the patient's abdominal CT with intravenous contrast matter, it showed no contrast filling in the portal vein, splenic vein, and superior mesenteric vein lumens, but it had normal filling of hepatic vein. And also the liver had smooth borders, which showed that there was no appearance of cirrhosis. However, there was widespread patchy hypodense areas in the parenchyma in the liver. Also, there was diffuse low density wall thickening in the right column, hepatic flexura, and distal ileal loops.
Also, there were focal fluid accumulations in the mesentery of the ileal and jejunal loops. Here you can see the defects in the main portal vein in A and superior mesenteric vein in the picture B due to venous thrombosis that are shown by the arrows. And here you can see the parenchymal hypodense area in the segment 8 and segment 4, which are showed by the solid arrows. And the hyperindense suture materials are showed with the dashed arrows. After these findings, the patient was admitted. And also the treatment consisted of oral intake inhibition, intravenous fluid resuscitation, and combined anticoagulant therapy in the line with recommendations of cardiovascular surgery, of course. We used 1.5 milligram per kilogram per day enoxaparin sodium subcutaneously and 5 milligram of warfarin per oral. We sustained 3 days of combined anticoagulant therapy until the targeted INR levels were reached, and we targeted INR level as to be 2 to 2.5 international units. Further on the patient's hospitalizations, patient's symptoms were decreased, and we started oral intake and he tolerated. The control Doppler ultrasonography and CT scans showed thrombosis in portal vein and branches, splenic vein, portal confluence level, and superior mesenteric vein. And also during the hospitalization, we consulted the patient to the hematology department in terms of etiology. As for the tests were performed, it showed that the patient had actually had actual protein S and C deficiency. As the third year follow-up, the patient is simultaneously controlled by hematology and endocrinology departments. His anticoagulant therapy was switched to 15 milligrams of rivaroxaban, and he lost a total 72 kilograms, and there is no additional complications until the third year. As for the discussion part, we would like to highlight that portomesenteric vein thrombosis can be observed almost 0.3 to 1% of the patients after laparoscopic sleeve gastrectomy, and its management changes according to the laboratory and radiological findings. The complication shows non-specific symptoms, so high degree of clinical suspicion is required. Atypical abdominal pain, especially during 1 month period after the bariatric surgery, should raise the suspicion highly. In literature, prothrombin gene mutation defined as the most common risk factor for portomesenteric venous thrombosis after bariatric surgery, which has 10%, and it is also followed by protein C and S deficiencies. Also, 88.9% of the patients were presented in the 1 month period after the surgery. As treatment, unfractioned heparin, vitamin K antagonists, and low molecular weight heparin were reported as the most common treatment methods. Although the vast majority of the patients can be treated with anticoagulant therapy and inferior vena cava filter replacements, the bowel resection and splenectomy may be required.
of the patient's treatment. I thank you for your attention. Teşekkürler. Sıradaki konuşmacı hocam anons edecek. İkinci konuşmacımızın konusu: Can sleeve gastrectomy replace Roux-en-Y gastric bypass in terms of metabolic surgery? Yasin Kara, Doktor Yasin Kara. Değerli meslektaşlarım, bizim yapacağımız sunum bir asistan arkadaşımızın test çalışmasıydı. Sleeve gastrectomy ile Roux-en-Y gastric bypass'ın kısa ve orta dönemdeki metabolik etkilerini karşılaştırması çalışması. Obezite her geçen yıl artmakta, toplumsalında tehdit etmektedir. Hipertansiyon, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, artrit, bazı kanserler, uyku apne sendromu gibi çeşitli komorbiditelerle beraber seyretmekte ve patogenezinde rol oynamaktadır. Obezite tanısı ve tedavisi için medikal ve konservatif tedavilerden sonra cevap alınamazsa cerrahi yöntemler denenmelidir. Günümüzde en sık uygulanan iki yöntem sleeve gastrektomi, laparoskopik sleeve gastrektomi ve Roux-en-Y gastric bypass'tır. Bu iki çalışmayı biz bu çalışmamızda iki ameliyatı karşılaştırdık metabolik etkiler açısından. Çalışmamız retrospektif bir çalışma. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde Temmuz 2018, Haziran 2020 tarihleri arasında obezite tanısıyla opere edilen bu iki cerrahi uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Preoperatif, postoperatif, 3. ay, 6. ay ve 1. yıl bilgilerinde eksiklik olmayan hastalar, 190 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalarımızın metabolik sendrom bileşenleri, vitamin mineral eksiklikleri, karaciğer fonksiyonları, takipleri değerlendirildi. Uygulanan yöntemler arasında açısından farklılıklar ve etkinlikleri karşılaştırıldı cerrahi olarak. Hastalarımızın dahil edilme kriterleri 18-65 yaş arasında olması, çalışma için onam vermesi hastalarımızın, vücut kitle indekslerinin 40'ın üzerinde olması veya 35'in üzerinde olup komorbid hastalıkların eşlik etmesi, sleeve gastrectomy ve Roux-en-Y gastric bypass uygulanması, revizyon cerrahisi yapılanlar, yine bariyatrik cerrahi ile eş zamanlı olarak başka operasyon uygulananlar, kanser cerrahisi uygulananlar, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü olan hastalar çalışmadan çıkarıldı. İstatistikler, analizler SPSS22 sistemi kullanarak yapıldı. Çeşitli testlerimiz kullanıldı ve P0.05'in altı anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular olaraktan laparoskopik sleeve gastrectomy yapılan grupta preoperatif ve 1. yıl, 6. ay ve 1. yıl vücut kitle indeksleri anlamlı olarak farklıydı. P değeri 0.001'in altındaydı. Yine Roux-en-Y gastric bypass grubunda da preoperatif ve 1. yıl, 6. ay ve 1. yıl vücut kitle indeksleri arasındaki fark anlamlıydı. Burada diyagramda görüyoruz vücut kitle indeksleri arasındaki farkları preoperatif ve 6. ay, 6. ay ve 1. yıl olaraktan. Yine laparoskopik sleeve gastrectomy yapılan grupta preoperatif ve postoperatif AST düzeyleri arasında anlamlı fark vardı. Roux-en-Y yapılan hasta grubunda preoperatif ve postoperatif AST düzeyleri arasında anlamlı fark yoktu. Bu gruplar arasında iki grup karşılaştırıldığında postoperatif AST düzeyi açısından anlamlı fark vardı. Roux-en-Y grubunda postoperatif AST düzeyleri anlamlı olarak yüksekti. Yine gruplar arası postoperatif ALT düzeyleri açısından anlamlı fark vardı. P değeri 0.01'in altındaydı. Roux-en-Y gastrik bypass yapılan grupta postop ALT düzeyleri anlamlı oranda fazlaydı. Hastaların AST ALT düzeyleri preoperatif ve postoperatif olarak sleeve gastrectomy ve Roux-en-Y gastrik bypass yapılan grupta. Gruplar arası preoperatif ve postoperatif ultrasonlarla hepatositotaz açısından değerlendirildiğinde gruplar hastalar açısından anlamlı fark yoktu preoperatif ve postoperatif. Her iki grubun lipid düzeyleri karşılaştırıldığında preoperatif ve postoperatif anlamlı fark vardı. Gruplar arası postoperatif lipid düzeyleri açısından anlamlı fark olduğu izlendi. P değeri 0.09'du. Yine laparoskopik sleeve gastrectomy grubunda postoperatif lipid düzeyi anlamlı oranda fazlaydı. Çalışmamızda şeker metabolizması takibi için hastaların insülin direnci, HOMA-IR değerleri, 3 aylık şeker kontrolü için hemoglobin A1C değeri, preoperatif ve postoperatif değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmada yapılan tetkikler sonucu hastalarımızın şeker takibi preoperatif 21 hastada 11.1 gibi normaldi. 111 hastada diyabet tanısı vardı. 58 hastada insülin direnci mevcuttu. Her iki hasta grubunda preoperatif ve postoperatif şeker metabolizması açısından anlamlı fark vardı. Gruplar arasında da yine postoperatif şeker metabolizması takibi açısından anlamlı fark yoktu. Her iki grupta da metabolik açıdan benzer
reaksiyon vermişlerdi takiplerinde. Laparoskopik sivil gastrektomi grubunda 65 hastada %43.6 herhangi bir vitamin eksikliği tespit edilmezken 41 hastada folat eksikliği, yine %14.1 hastada demir, %8.7 hastada vitamin B12 eksikliği ve %6 hastada D vitamin eksikliği mevcuttu. Roentgen grubundaki hastalarda 24 hastada herhangi bir vitamin eksikliği görülmedi. 6 hastada folat eksikliği, 8 hastada demir eksikliği ve 3 hastada vitamin B12 eksikliği tespit edildi. Vitamin eksikleri açısından da gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Az önce bahsettiğimiz bulguların tablodaki görüntüleri. Yaşam tarzı değişiklikleri ilaçlarla kombine edilerek kullanıldığında dahi orta düzeyde kilo verme konusunda etkili olsa da sonuçlar uzun süre korunamamaktadır. Bariyatrik cerrahinin obeziteye ve ona eşlik eden hastalıklara karşı başarısı günümüzde mevcut olan diğer tedavi yöntemlerinin başarısının aştığı gözlenmektedir ve kabul edilmektedir. Bariyatrik cerrahi yöntemlerinin çok yönlü etki mekanizması mevcut olup besin alımının kısıtlanmasının yanı sıra hormonal ve nöral değişimlerle de obezite ve neden olduğu metabolik hastalıkların iyileşmesinde de önemli bir tedavi yöntemi olduğu bildirilmiştir. Motemedi ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarda karaciğer fonksiyonları açısından laparoskopik sivil gastrektomi ve Roentgen gastrik bypass karşılaştırıldığında sivil gastrektomi hastalarının 12. ayda AST-ALT takiplerinin takipleri açısından anlamlı gerileme olsa da 24. ay takiplerinde Roentgen ve sivil gastrektominin benzer sonuçları olduğunu saptamışlardır. Sonuç olarak bariyatrik cerrahinin karaciğer fonksiyonu testleri üzerinde anlamlı etkileri olduğu kabul edilmiştir. Lasseli ve arkadaşları bariyatrik cerrahiden bir yıl sonra hastaların %85 oranında karaciğer yağlanmasının kaybolduğunu bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da karaciğer yağlanması açısından her iki grupta yağlanmada azalma izlenmiş olup iki grup arasında anlamlı fark gözlenmemiştir. Buchwald ve arkadaşları tarafından yapılan bir meta analizde tip 2 diyabet hastalarında %78'lik bir genel tam remisyon izlendiği belirtilmiş olup hastaların %87'sinde tip 2 diyabet takiplerinde kısmi iyileşme veya remisyon görüldüğü bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda da her iki grupta hastaların preoperatif ve postoperatif şeker metabolizması takibi açısından anlamlı fark vardı. Gruplar arasında postoperatif şeker metabolizması takibi açısından anlamlı fark yoktu. Her iki grupta da eşit düzeydeydi. Yapılan bir çalışmada sivil gastrektomi ve Roentgen gastrik bypass ameliyatları sonrası vitamin eksikliklerinde benzer değerlere ulaşılmış olup tipik olan vitamin ve eser element eksiklikleri rutin takviyeye rağmen sivil gastrektomi yapılan hastalarda daha sık izlenmiş olduğu belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda da gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu vitamin eksiklikleri açısından. Sonuç olarak çalışmamızda sivil gastrektomi ve Roentgen gastrik bypass yapılan hastalarımızda vücut kitle indekslerindeki azalma artış açısından benzerlik olduğu gözlemlendi. Hastaların lipid profillerinde iyileşme, şeker metabolizmasında düzelme, karaciğer yağlanmasında azalma gözlendi. Sonuçlar her iki grup için benzer bulundu kısa ve orta vadede. Çalışmamızda yine restriktif cerrahi olarak kabul edilen sivil gastrektominin aslında aynı zamanda metabolik etkilerinin de olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sivil gastrektomi uzun dönem metabolik sonuçlarının irdelenmesi, metabolik etki açısından tercih edilebilirliğini tartışmak için bizim çalışmamızda bir kapı açmıştır diyelim. Teşekkür ederim. Sıradaki konuşmacı Bahar Canbay Torun. Laparoscopic sleeve gastrectomy in morbid obese patient with partial situs inversus. Good afternoon, dear chairman and audience. I will present a case that which we made laparoscopic sleeve gastrectomy in a morbid obese patient with partial situs inversus. Situs inversus is a rare congenital anomaly which is divided in two types. Actually, it's very rare because we can see it in 1 in 10,000 person. It's total situs inversus and partial situs inversus. In the literature, laparoscopic surgeries have been reported in several patients with situs inversus, but almost all of them had total situs inversus. In patients with partial situs inversus, some organs are inverted and some remain in their normal positions, and this can be missed. And individual variations in the organ position can create difficulties for the surgeon.
We present a patient who is 24 years old, female, and morbid obese, with body mass index was 44, and she had partial cytosinemiasis, which she didn't know previously, and she underwent laparoscopic sleeve gastrectomy. During preoperative evaluation, her heart was seen on left side at chest X-ray, so she wasn't diagnosed before. However, in oesophagogastroduodenoscopy examination, gastric fundus was seen on the right side. This made us alert, and after that, we performed a CT scan. In a CT scan, liver was observed in the left upper quadrant. Stomach was located in the right upper quadrant, just opposite sides of the normal anatomy. Then we we started to do laparoscopic sleeve gastrectomy, and we added accessory and cholecystectomy was performed. Sleeve gastrectomy was performed with the same surgical technique, but in the opposite direction compared to the ordinary cases. And patient was also discharged 3 days after surgery without any complications, as usual, as the normal patients. This is a laparoscopic view of the patient. It's just like making it upside down or right, left. And also the gallbladder was in the right side. This is another laparoscopic view. Pardon, this one I would also want to show you. We use the same Nathanson Eckarter for the liver and the same procedure. And we opened the gastromentalis and released it. Then we applied the linear staplers, articulating staplers. We usually use one green, yellow, and blue ones. And it's the same, just normal procedure. Yes, and here there was an accessory spleen. And after resection, we seen that it was going in ischemia. That's why we made accessory spleen, splenectomy for accessory spleen. And after that, we also performed cholecystectomy. Also, we've seen a little bit bile, so we couldn't find where was it coming from. That's why we performed the cholecystectomy. Actually, the number of patients and obesity-related comorbidities and bariatric surgery has increased worldwide, and we see lots of patients. Even though cytosinemiasis is a very rare condition, awareness about partial or total cytosinemiasis may be helpful for unusual cases, such as our patient. Actually, it's the same procedure, nothing changed, and we've discharged the patient at the third day after operation. But it's important, I think, so to be awareness and just think about it, because at chest X-ray in this patient, the heart was on left side. So thank you very much thank you very much. Merhabalar. Antalya Eğitim Araştırma Genel Cerrahı. Transit bipartisyon sonrası gelişen Petersen hernisinden bahsedeceğim. Gastrojejunostomi yapılan hastalarda görülen Petersen hernisi, ince bağırsakların transvers kolon mezosu kaudal yüzüyle gastrojejunostomi bacağının mezosu arasında kalan boşluğa, yani Petersen boşluğuna herne olmasıdır. İlk tanımlanması peptik ülser ve kanser hastalarında yapılan subtotal gastrektomide olsa da bariyatrik ve metabolik cerrahi işlemlerin artmasıyla Petersen hernisi görülme sıklığı da artmıştır. Petersen boşluğunun kapatılması gerekliliğiyle ilgili kanıt düzeyi level 1 olan çalışmalar olmadığı için kapatılıp kapatılmaması hala tartışma konusudur. Bu çalışmada transit bipartisyon sonrası gelişen Petersen fıtığını sunmayı planlıyoruz. 2 gündür karın ağrısı olan 55 yaş erkek hasta, bu şikayetlere ek olarak da bulantı kusma şikayeti mevcut.
ve 3 gündür gaz gayta deşarjı olmadığı için acile başvuruyor. Hastanın anamnezinde 4 sene önce transpipartisyon ameliyatı olduğu ve ameliyattan sonra ortaya çıkan geçmeyen ishal atakları ve yapılan fizik muayenede hastanın vitalleri stabil, karın muayenesinde defans rebound olmadı fakat orta distansiyonu olduğu, tuşenin boş olduğu görüldü. Kan değerlerinde beyaz küresi 8900, SRP'si 3 olarak gözlendi. Hastaya çekilen ayakta direkt batın grafisinde yaygın hava sıvı seviyesi izlendi. Bunun üzerine ileus ön tanısıyla oral IV kontrastlı BT çekildi. BT'de ileusla uyumlu bulgular. Sonrasında operasyona alındı. Yapılan eksplorasyonda batında yaygın mayi olduğu, intestinal ansların dilate olduğu ve biritlerin olduğu görüldü. Biritler düşüldükten sonra ilk operasyonda gastroenterostomi ve enteroenterostomi altındaki mezo açıklığından, Petersen açıklığından kapatılmadığı ve bu alandan internal herniyasyon gerçekleştiği görüldü. Herhangi bir iskemi veya nekroz izlenmediği için herni redükte edildikten sonra bu açıklık kapatıldı. Yapılan ikinci eksplorasyonda ise gastrojejunostomin iliyoçekal valvden 100. santim ve enteroenterostominde 70. santimde yapıldığı gözlendi. Hastanın ishal ve anemi şikayetlerinin buna bağlı olduğu düşünüldü ama bağırsaklar ödemli olduğu için ve dilate olduğu için ikinci bir operasyona bırakıldı revizyon cerrahisi. Acil ameliyatta o kısmı ile ilgili bir revizyon yapılmadı. Hastaya postoperatif ikinci gün deşarjı olan hasta taburcu edildi. Şimdi burada vakanın bir videosu. Burada gözükmüyor ama. Gastroenterostomi hattı ve arkasındaki boşluk Petersen boşluğu, enteroenterostomi hattı burası da. İliyoçekal var ve kadar 70 santim. Alttaki Petersen boşluğundan gastroenterostomi hattını görürüz. Buradan tüm bağırsakların herniye olup sağ tarafa karaciğerin inferioruna yerleştiğini görürüz. Aynen bu şekilde redükte etmeden önce bu şekildeydi bütün bağırsak ansları. Ve sonrasında buranın onarımı yapıldı. İnternal herniyasyon nadir olmakla beraber %3 görülür. Metabolizma cerrahisi sonrası komplikasyon olarak görülebilmektedir. Petersen hernisi bunların %50'den fazlasını oluşturmaktadır. Spesifik olmayan obstrüktif semptomlarla ortaya çıktığı için olabilir. Literatürde Roux-en-Y gastric bypass, bilioenterik diversiyon ve omega loop gastric bypass sonrası görülen internal herniyasyon vakaları mevcut. Ve internal herniyasyon genişleme insidansı karşılaştıran çalışmalar mevcut. 45 çalışmanın incelendiğinde Roux-en-Y gastric bypass yapılan toplam 31.200 hastadan oluşan meta analizde mezenterik defeklerin ve Petersen boşluğunun kapatılmasının internal herniyasyonu görülme insidansının %1'in altına çektiğini gösteren çalışmalar var. 4 vakadan oluşan olgu sunumunda ise bilioenterik diversiyon yapılan ve sonrasında Petersen hernisi tanısı alan hastalar incelenmiştir. Çalışmada 153 hastanın Petersen boşluğunun kapatılmadığından ama ileostomi arasında mezenterik defektin kapatıldığı anlatılmış. İlioileostomi mezenterik defekti ile beraber Petersen boşluğunun kapatma kolay ve pragmatik olduğu için Petersen hernisi tanısı koydukları 4. hastadan sonra yaptıkları tüm ameliyatlarda bu boşluğu kapatmışlardır. Omega loop gastric bypass sonrası internal herniyasyon gelişme insidansı Roux-en-Y gastric bypass'a göre daha az olduğu belirten 8 çalışma mevcut. Ama bu omega loop gastric bypass sonrası Petersen hernisi geliştiğini anlatan vaka sunumu da mevcuttur. Laparoskopik bariyatrik ve metabolizma cerrahisi Sonuç olarak yani laparoskopik bariyatrik ve metabolizma cerrahi işlemler her geçen gün artmakta ve bu vakalarda bu herne oranları artmaktadır. Transit bipartisyon sonrası bununla ilgili herhangi bir vaka
bulunmamakta literatürde. Ve bu transbipartisyon sonucu gelişen ileuslarda ilk başta internal herniasyon ve Petersen hernisi aklımıza gelmeli ve acil ameliyata almalıyız. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sıradaki konuşmacı Musa Turan. Challenges encountered in the learning curve process of laparoscopic total extraperitoneal hernia repair. Merhaba. 19 Mayıs Üniversitesi'nden Doktor Musa Turan. Bugünkü sunumumuzdaki giriş amaç laparoskopik fıtık onarımı ilk kez yapıldığı 1982 yılından beri en sık uygulanan popüler bir yöntemdir. TEP laparoskopik kasık fıtığı onarım için en sık tercih edilen bir yöntemdir. Amacımız 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde yapılan laparoskopik total ekstraperitoneal kasık fıtığı onarımı öğrenme paylaşmaktır. OMİ Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde 2017 ve 2021 yılları arasında aynı ekip tarafından kasık fıtığı tanısıyla laparoskopik TEP uygulanan olgular retrospektif olarak incelendi. Toplam 4 yılda 44 olgumuz var. 7'si kadın, 37'si erkek. Yaş ortalaması ise 50 idi. Kasık fıtığında 44 olgumuzun 12 tanesi sadece sağ, 12 tanesi sadece sol ve 20 tanesi bilateraldi. Toplam 64 tane onarım yapıldı. Fıtık tiplerinden 19 tanesi direkt fıtık, 32 tanesi indirekt fıtık ve 13 tanesi pantolan herniydi. Bunlardan 35 tanesi primer fıtık, ilk kez fıtık ameliyatı olan hastalar, 9 tanesi ise nükstü. Burada karşılaştığımız zorluklardan ilk başta 8 hastada torakarların uygunsuz yerleşimi vardı. Bunlardan 2 tanesine ek torakar yerleştirmek zorunda kaldık. 2 vakada balon torakar patladı. Ameliyat sırasında 14 olguda periton yırtılmıştı. Bunlardan 2 tanesine ipom uygulandı. 6 tanesinde periton sütürize edilirken 6 tanesine ise çok küçük olduğu için periton açılmaları sütürize edilmedi. İlk 10 vakada anatomik oryantasyon ve yama sermede güçlükler yaşandı. İlk 5 vakada ise herni kesisi ve korte elemanlarının diseksiyonlarında zorluk yaşandı. 6 olguda küçük arteriyel kanamalarımız oldu. Ameliyat süreleri başlangıçta 90 dakika iken sonraki zamanla da 20 dakikaya kadar düştü. Hastanede kalış süresi 1.2 gündü. Ameliyat sonrası dönemde 3 vakada nüks, 1 vakada hematom, 2 vakada ise 6 haftadan süren kasık ağrısı oluştu. Sonuç olarak laparoskopik TEP onarımı öğrenme eğrisi sürecinin ilk vakalarında çok sayıda zorlukla karşılaşsa da deneyim arttıkça bu oranlar düşmektedir. Teşekkür ederim sabrınız için. Teşekkür ederiz. Bir sonraki sunumumuz Comparison of Endotracheal Intubation and Laryngeal Mask Airway Technique in Laparoscopic Total Extraperitoneal Hernioplasty. Doktor Turgut Dönmez. My name is Turgut Dönmez. Bakıyoruz Harkonu. Tivenik Antizyoç Hospital. In study, Comparison of Endotracheal Intubation and Laryngeal Mask Airway Technique in Laparoscopic Total Extraperitoneal Hernioplasty. Laryngeal mask airway is used in several anesthetic practice today. The advantage of laryngeal mask airway included reduced anesthetic drug consumption and reduced frequency of postoperative nausea and vomiting. However, there are some concerns about laryngeal mask airway use, which include the risk in inappropriate ventilation, increased intragastric pressure, hypercarbia secondary to carbon dioxide insufflation and hemodynamic change secondary. Adverse wastewater and cardiovascular change secondary to intra-abdominal carbon dioxide insufflation and increased intra-abdominal pressure were reported during laparoscopic surgery of adults. An advantage of TEP surgery for laryngeal mask airway is that there's disadvantage are not seen since surgery is performed in the extraperitoneal area. The purpose
of this study was to compare the surgical outcome of laparoscopic tetral extraperitoneal inguinal hernia repair performed under laryngeal mask array versus endotracheal tube intubation. Method between February 2021 and June 2021, 59 patients were prospectively randomized to either the ATT TEP group or the LEMEA TEP group. Heart rate, blood pressure, carbon dioxide and oxygen saturation were recorded before and after pneumoperitoneum maintained at a pressure of 10 millimeter mercury. Duration of surgery, postoperative pain score, anesthetic time, and grade of extraperitoneal space quality were also recorded. Airway problems were also recorded. In our study, parallel analysis was performed and 34 patients were calculated per arm. Our study has just been completed and will be evaluated as an article after statistical analysis. No scientific differences among comparison age, gender, body mass index, Charlson comorbidity index, ASA, tip of hernia, and duration of surgery were found. There was no scientific difference between the two groups in terms of postoperative qualification and anatomical satisfaction for the surgical fight. There are no study in the literature comparing laryngeal mask airway use with endotracheal intubation by evaluating the result from in adult laparoscopic inguinal hernia operation. There are several studies in the literature comparing laryngeal mask airway and endotracheal tube in children laparoscopic inguinal hernia surgery. Conclusion, the use of laryngeal mask airway result in a reduced rate for a number of common complications and has the benefit of significantly shortened patient anesthesia time. It is therefore a valuable option for the management of the anesthesia in laparoscopic hernia repair. Thank you. Hernia repair in patients with previous prostatectomy. Second year resident at the Koch University School of Medicine General Surgery Department. So today I will be talking about the feasibility of the total extraperitoneal inguinal hernia repair in patients with previous prostatectomy. So why this subject? Because we know that the inguinal hernia is a common disease. It affects 2,000 individuals per year above the 75 years old. And we know that the inguinal hernia repair is the most commonly performed surgery among the all general surgical procedures. Other thing is that we know prostate cancer is also a common disease. It's the second most common cancer in men. And for the treatment of localized prostate cancer, it's a surgery always. So because of this reason, it is not rare for us to see patients who had previous prostatectomy in our clinic who presents with inguinal hernia now. And we know that the hernia reaches its peak around the 75 year old age. And we know prostate cancer also reached its peak around the 18 and 70 years of age. So it's another thing. And in addition, there is something in literature that there is a papers in literature who defends the thesis of radical prostatectomy is a risk factor for the inguinal hernia development. So why? There are two mechanisms for it. One is that during radical prostatectomy, urologists perform vesicoureteral anastomosis. So during this anastomosis, they pull peritoneum. They also pull the vas deferens. So because of this reason, internal ring widens and it puts a way for inguinal hernia development. Another thing is that the patient with prostate cancer and patient who had prostate problems had common symptom. It's a straining. When they strain, they increase their intra-abdominal pressure a lot. So this increased intra-abdominal pressure
causes bowel loops to enter to the process vaginalis. And when they cut vas deferens during the prostatectomy, it also makes way for the inguinal hernia development. And laparoscopic repair for inguinal hernia is a gold standard. So European Hernia Society defends the thesis of when you have resources, you should perform laparoscopic repair. And why? Because it's associated with the less postoperative pain and shorter recovery period. Also, it causes patients to return work earlier than other things. And in laparoscopic repair, we are also able to see entire myopectinal orifice. So if there was not, if there is another hernia, we can see that and we can also reduce that. So it causes us to have less recurrence after surgery. For the laparoscopic repair, we have two options, totally extraperitoneal inguinal hernia repair and transabdominal preperitoneal repair. Both options are safe and both options are effective methods. But some authors in literature defend the thesis of TAP. TAP is chosen over TAP for following reasons. Because it is less invasive. In TAP repair, you don't enter into the peritoneum. So you are protecting intra-abdominal organs from obstruction or maybe damage. But in some cases, TAPP should be chosen over TAP, according to some authors. What are these situations? It's one of them is previous lower abdominal surgery. If some patient has previous lower abdominal surgery, especially prostatectomy, it is associated with the fibrosis. The extraperitoneal space is fibrotic and scarred. So this fibrotic area is makes dissection harder. So for the TAP repair, key step for the successful TAP repair is having good dissection and being able to see all area. But if patient had previous prostatectomy, it makes things harder and it can cause organ injury such as bladder injury. So in our study, we aim to assess safety and feasibility of the TAP repair in patients who had previous prostatectomy. So we had patients between 2015 and 2018, and we analyzed patients from the three different surgeons who are experienced in laparoscopy, and we had two groups. One is patients with the group one is patients without previous prostatectomy. Group two is patients with previous prostatectomy. Our primary outcome was the postoperative complication. Our secondary outcome was the length of hospital stay and operative time. We had total number of 293 patients. 14 of them had prostatectomy before. So in group two, we had 14 patients. And 168 patients had unilateral and 125 patients had bilateral inguinal hernia. And in the group one, mean age of the patients was 58, and group two, mean age of the patients was 72. As a result, we didn't see any complication in group two, but 70 cases were complicated in group one. And these complications include hematoma in 4 cases, recurrence in 2 cases, and urinary tract infection in 1 case. But when we analyzed that, there was no statistically significant. When we compare the operative time patients with prostatectomy to the patients without prostatectomy, we divided them into two groups. We analyzed patients with unilateral hernia in one group and patients with bilateral hernia in another group. So operative time in patients with prostatectomy who had bilateral inguinal hernia was 116 minutes. And patients who did not have prostatectomy was 90 minutes, but this difference was not significant. And another thing is that the length of stay also was not significant between two groups. So as a result, we conclude that you can perform TAP repair safely in patients with previous prostatectomy. Thank you for listening. Teşekkür ederiz. Oturumun son konuşmacısı Halil Afşin Taşdelen. The extended view total extraperitoneal approach for incisional abdominal wall hernias. Results.
Good afternoon. The title of my presentation is the extended view of total extraperitoneal ETAP approach for incisional abdominal hernia, the results of a single center. This approach shows promising low recurrence and postoperative morbidity rates. Therefore, its popularity has increased among hernia surgeons in recent years. This study aims to present the results of the laparoscopic ETAP approach for incisional abdominal wall hernia. In 2012, Jorge Diaz described the ETAP technique for laparoscopic repair of complex and challenging inguinal hernias. Belyansky et al. Applied this technique to retromuscular mesh placement for ventral hernia repair named the ETAP-RS, extended totally extraperitoneal reef stopper. The ETAP approach also allows posterior component separation with transversus abdominis release by extending the retrorectus dissection lateral to the semilunar line, which is called The European Hernia Society has formulated separate classification systems for primary and incisional abdominal wall hernias concerning the localization of the hernia defect. Primary and incisional abdominal hernias should be considered separate entities. Research should cease. This study is a retrospective analysis of the prospectively collected data set, and it presents the ETAP approach performed on the patients presented between October 2018 and March 2021. With midline or lateral incisional abdominal wall hernias. The patients who are over 18 years old and have an incisional hernia treated with ETAP approach were included in the study. Exclusion criteria were primary hernias, emergency cases, complicated hernias with mesh infections, fistula formations, and skin infections. In addition, the patients who were operated on with the ETAP approach for incisional plus inguinal hernias were also excluded. Thirty patients were operated on for incisional hernias with a mean age of 53.7 years, mean BMI of 30.8, median ASA score of 2.0. Hypertension was the leading comorbidity, followed by diabetes and a history of cancer. The median follow-up was 15 months. The critical steps of the ETAP approach are development of the retrorectus space and port placement, crossover the midline, a connection of both retrorectal spaces, left and right, tar when needed, and closure of the defect and restoration of linea alba, and finally mesh placement. Localization and measurements of the hernia defects according to EHS classification were defined in the preoperative period with a CT scan and confirmed in operation. Mean defect area, mean mesh area, and mean mesh defect ratio data for medial defects, lateral defects, medial defects plus diastasis, multiple sites defects are shown in table 2. Mean defect area values for medial defects plus diastasis were lower because they defined only the main fascial defects. As a result, the mean mesh defect ratio of medial defect plus diastasis appears higher than others. 17 patients were treated with ETAP-RS and 10 patients needed ETAP-TAR.
mean operative time and mean hospital length of stay was 303.5 minutes and 1.5 days for ETEP RS and 391.5 minutes and 1.6 days for the ETEP TAR. Conversions to other procedures were made on 3 patients due to intraoperative complications. There was an improvement in VAS scores in of pain observed between the first and the 10th postoperative day and the 3rd month after operation. 2 patients developed asymptomatic postoperative seroma, and both were treated conservatively. An asymptomatic hematoma occurred in a patient with a drain in the retromuscular space, and the drain was kept in place for 3 days. Only 1 recurrence was observed in the course of the follow-up period. This study has few significant limitations: retrospective and single center study, low sample number, considering only the visual analog scores to measure the quality of life without preoperative pain scores. In conclusion, the ETEP technique allows the surgeon to place a large mesh to retromuscular space without any fixation methods. It also promises low postoperative pain and hospital length of stay, decreased recurrence rates, and minimal surgical site complications. The ETEP approach is a safe and feasible option for hernia surgeons in incisional hernia repair and a valuable addition to their armamentarium. More multi-center and randomized control studies with long-term follow-up are needed to prove the benefit and value of the procedure. Thank you. Teşekkürler. Hocam, 2-3 soruya vaktimiz var mı kısa kısa? Evet, erken bitirdik. Soru sormak isteyen olursa. Ben bir soru sormak istiyorum. Bahar Canbay'a. Sitüzin versus loose sleeve ne kadar sürdü o operasyon süresi olarak? Teşekkürler. Evet. Başka soru sor. Evet. Değerli Akşin Hocam, sorum var. Teşekkür ederim güzel sunumunuz için öncelikle. Bu sayılar içinde 10 tane tar şeyim var. Bu tarlar bilateral tar mı yoksa unilateral tar şeklinde mi hocam? Şimdi orada 10 tane tarın yaklaşık 3 tanesi lateral, tek taraflı lateral tar şeklindeydi. Onlardan bir tanesi de multiple defect şeklinde, yani hem medial hem lateral defektlerin bir arada olduğu şeyde. Şimdi oradaki değerlerde, şimdi klasik olarak baktığımız zaman işte ilk yayında 10 santimetre üzerinde defektlerde genellikle yapıldığı falan yazdı. Ancak bazı şeyler de var, 10 santimetreden küçük olup bir posterior rectus arka fascia'sının 5 santimetreden dar olduğu ya da diseksiyon sonrasında arka tabakanın hem rectus arka fascia'sının hem de peritonin gelmediğini görüyoruz bazen. O zaman da mecburen tara gitmek gerekebiliyor. Bu gibi bazı şeyleri var. Bu vakalarda terop mu buna tara vermiştiniz hocam? Bu öncesinde gördüğünüz vakalar var mı? Şimdi tarı uygulayabilmek için uygulamadan önce prob yapılan tomografilerde karbonel kuralı var. Karbonel kuralı şu: tomografide bakıyorsunuz defektin iki taraf, defektin çapının iki katının her iki taraf rectus arka fasciasının eninin toplamından fazla olması durumunda tar olabileceği öngörülmeli. Eğer 10 santimetre üzerinde defekti varsa zaten bunun konuda tereddüt yok, ama 10 santimetreden küçükse mesela 6 santimetrelik bir defekte bile tar yapmanız gerekebilir. Çünkü geçirdiği cerrahiler sonrasında seksiyon da yaptığınız zaman da görüyorsunuz onu, rectus arka fasciası dar olabiliyor.
Bu nedenle öngörmek için karbonel klorürünü kullanıyoruz genellikle. Ama neticede her kişinin, yani İTEP ameliyatını yapan her kişinin mutlaka tarı biliyor olması gerekir. Çünkü öngöremediğiniz şekilde ameliyat sırasında hiçbir peritoneal defekte karşılaşıp tara gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bazı çözümler var geniş olanlarda. Mesela omentumu kullanmak gibi ya da vertikal sütür etmektense transfer sütür etmek gibi bazı şeyler var ama bunlar sınırda olan şeyler. Bazen açıyorsunuz 7 santimlik defekte çok geniş bir şey oluyor. Bu söylediğim çözümler de oluyor. Tarı biliyor olmanız gerekir. Yoksa açığa gitmek zorunda kalırsınız. O da ona da tarih yapmak gerekir. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Başka var mı sorusu katkısı olan? O zaman biz de oturumu kapatalım. Hepinize teşekkür ederiz.